Evet, nitelikli dedikodu izleyenleri bir bölüme daha hoş geldiniz. Eski fotoğraflar oyununu konuşacağız. Hoş geldin Sevcan. Hoş bulduk Ayşe'cim. Neredeyiz bugün? Bugün Buca'nın bir köyündeyiz. Kırıklar köyündeyiz şu an. Benim evimin bahçesindeyiz. Evet Sevcan, seni tanımayanlar için kendini tanıtır mısın? Tiyatro geçmişinden bahseder misin? Tiyatro geçmişim. Bir sene boyunca malum bir yerde, hepimizin eğitim aldığı bir yerde eğitim aldım. Doğaçlama üzerine eğitim aldım. Şimdi de Tiyatrolu Sanat Akademi'de atölye oyuncusuyum. 2 senelik bir eğitimim var yani. Daha öncesinde oyunlara çıkmıştım ama o kadar bilmeyerek çıktım ki. Sesimi duyamazsın en arkadan asla. Önde belki 2 sıra, 3 sıra duyar yani. Normal şey, ev sesi, oturma sesi vardı. Ama şu an daha geliştiğini düşünüyorum ki zaten eski fotoğrafları konuşacağız dedik. Ben 2. defa okudum oyunu ve ben farkı anladım yani. O kadar çok şeyi kaçırmışım ki geçen sene. Bu sene ya bu oyun böyle miymiş? Ben ne kadar yanlış yapmışım? Onu gördüm aslında. Bu arada 25 yaşındayım. Gıda teknikeriyim ama çalışmıyorum. Bu kadar. Neden eski fotoğrafları seçtin? Ya bir dediğim gibi geçen sene onu seçmiştim. Aslında hani arkadaşım önermişti. Daha senin sert bir mizacın var. Hani Sevtap aslında herkes bence yanlış biliyor. Hani daha erkeksi, daha şey diye düşünmüştük ama oyunu okuyunca aslında evet oraya bir yönelimi var ama aslında daha çok, daha farklı bir geçmişi var. Onu gördüm ve o acısı, içindeki yaşanmışlığı beni çok çekti aslında. Tirat kısmı değil mesela, hani Tirat'ta bir bölüm var ama beni çeken başka bir yer vardı, başka bir sahne. Ben daha çok drama yönelimliyim galiba. O yüzden o içindeki acıyı aslında yansıtmak istedim. Bende şey var, karşıdaki insanı etkileme. Hayır, o bunu yaşamış, şu an buradasın ve onun yaşadıklarını görmelisin, etkilenmelisin. Ya sen aslında bunu biz de yaşayabiliriz. Yani seçimlerimize bağlı, belki hayatım dönümünde o noktaya biz de gelebilirdik. Ya da farklı bir şeyler yaşasaydık belki de o olacaktık yani. Daha çok insanları anlamak aslında çok önemli bence. Ben o yüzden bunu seçtim. Şimdi oyunu okumamış olanlar için genel anlamda ne anlatıyor eski fotoğraflar oyunu? Şöyle, oyunda aslında sevdiğin nasıl sevtap olduğunu anlatıyor. 2 kişilik bir oyun. 2 kişilik bir oyun ve erkek kadın diye geçiyor aslında. Çünkü erkek de Seyit ve Seyit'in olabilecekleri aslında. Seçimlerine göre evet. Hayatta ne olabilir, ne olarak hep sevtapın karşılaştığı. Ya da sevginin diyeyim, Sertap olana kadar karşılaştı. Bütün adamlar aslında Seyit. Seyit'in olabilecekleri. Yazık edilmiş bir hayat ve yazık edilmemesi gereken bir hayatı anlatıyor. Ve çok güzel anlatıyor. Hani o kadar ince noktaları var ki ve birleşimleri aslında, evet. Karakterlerin kenetlenme noktası. Ben önce filmini izledim bu arada. Bennu Yıldırımlar'la Ahmet Uğurlu'nun oynadığı. Ben de izledim. Sonra oyunu okudum. Sen oyunu ilk okurken o bir kadının ve bir erkeğin aynı kişileri olduğunu hemen anlayarak mı okudun yoksa zaman içerisinde mi oturdun? Bir dakika ya, nereden nereye geçti gibi olmuş olabilirsin oyunu okurken. Şöyle, aslında ilk okuduğumda ben Sevtap'a odaklı gitmişim galiba. Anladım. Asla Seyit, Cavit'miş, Numan'mış, Satılmış'mış. Hiç böyle canlanmamıştı. Ama hani şeyi okudum, bu sene okuduğumda herhalde bu aldığımız eğitimle de alakalı. Oradaki bakış açım şeydi, hani daha düz, ha bu oyun geç. Ama şimdi okuyunca ya adam bununla bunu birleştirmiş. Nasıl yani, hani bunlar Seyit'in versiyonları mı? Nasıl ya, Suna, Hicran, Neslan ne oluyor ya? Esen dedi. Hayır, bu da Esen dedi. Tık 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 bir şeyler oturmaya başlıyor. Ya bakış açınla da alakalı aslında. Belki de ilk okuduğumda da anlayabilirdim. Ama şu an anladım ve o kadar güzel geliyor ki oyun. Yani böyle sahiplenesim, sarasım var yani oyunu. Karakterlerin üstünden geçelim o zaman, ana karakterleri. Sevgiyle başlayalım. Nasıl sevgi, bir karakter? Şöyle, Sevgi aslında ya gördüğümüze göre ya annesiz büyümüş ya da çok küçükken annesini kaybetmiş. Babasını bakmak zorunda kalmış. Ama babasının da hep gelgitleri var işinden dolayı. Ne kadar süre ayrı kaldı tabii oyunda geçmiyor. Ve bir ablası var. Babasını kaybedince büyük ihtimal şey oluyor, hani dışarıda kalmayalım manasında. Ablası da istemediği biriyle evleniyor bence.
Ondan sonra zaten kız kardeşini bırakmak istemediği için aynı evde eniştesi, ablası ve o yaşıyor. Sevgi daha şey, gerçekten adını taşıyor. Sevilme isteği çok var. Ve sevilme isteğini nasıl diyeyim, farklı şekillerde yayıyor evrene. Geliyor aslında sevilmek ama farklı bir tonda geliyor ona. Evden ayrılınca bir yine sevgi olarak devam ediyor kısa bir süre. Ondan sonra aslında gerçekten dönüşmeye başlıyor. Şey olmuyor hemen. Sevtap olmuyor ama Sevtap'a çok yakın. Evet. Sevtap'a ya. Dönüşüm hikayesi. Hangi evet, yollardan evet. Geçerek dönüştüğümüz. Aslında onun da seçimleri var. Ne kadar seyitim varsa sevginin de var. Sevginin de seçimleri nasıl olduğunu aslında gösteriyor. Ya orada kalıp devam edip başka bir sevgi olabilirdi. Ya da satılmışı belki ikna edip daha başka bir sevgi olabilirdi. Ya Numan'la belki kalacaktı. Belki bir yerden sonra Numan'a o şeye alışacaktı. Başka birileriyle birlikte olacaktı. Belki yine Sevtap'ın başka bir versiyonu olacaktı. Ya da en başta direkt hiç satılmışı aldırmadan direkt yine Sevtap olacak. Seyit karakterine gelelim. Başlangıç evet. Noktasına gelelim. Oradan da işte Galip, evet, hepsi ve onları türetelim. Seyit daha hepsinin aslında hem Galip'in hem Numan'ı hem satılmışın ilk versiyonu. Daha hiçbir Bedri'nin. Şey yaşamamış. Aynen. Hiçbir şey yaşamamış. Daha şey Bedri'nin bağlantısı var mı diye düşünüyorum. Çünkü Bedri direkt ona bile geçmemiş olabilir. Bedri daha farklı bir şey var. Daha sakin efendi. Hiç konuşamıyor. Sana biri geliyor küfrediyor, anana babana sövüyor ama sesi çıkmıyor. Evet. Çünkü şey var, ya işimi kaybedersem herhalde, 70'lerin toplumuna bakarsak iş bulma konusunda da biraz sıkıntılar var. O yüzden çöreden kaçıyor bu arada Seyit. Evet. Ya daha bastırılmış cinayetler. Bir karakter aslında aile tarafından. Hem hani onu yap böyle bir kan davamız var, gidemeyiz, toprağımızı bırakamayız. Hep baskıda olduğu için daha pasif agresif oluyor. Mesela şimdi sana küfür ediyor, ananı babanı küfür ediyor ama orada adama tamam ben yapmıştım, ben hatalıyımdı. Ama o kapandıktan sonra senin ben diye böyle hani var ama isyanı hep kendine aslında. Ve çok başı daha. Evet. Hiçbir şey oturup daha seçimlere girmeden evet. Öncesi seyir. Umutlar var, Almanya'ya gideceğim evet, diyor. Evet. Hayalleri var gibi. Var. Aşık olduğu bir kadın var ama onun tarafından istenmiyor. Evet. Ya o da aşk değil sanki o kadar. Çünkü yani nasıl seni gelip hemen biri öpüyor, birkaç kere öptü ve sen aşık mı olursun yani? Hani yaşanmamışlıkları var aslında, onu gösteriyor bence. Aşk konusunda da yaşanmamışlıkları var. Daha evet, işte Numan'a geçişi gibi aslında, direkt oradan Numan'a geçiyor olabilir. Cavit'e bakalım. Cavit, sevginin eniştesi. Yaş 25. Aynen, yaş 25. Çalışmayan, karısının parasıyla geçinen. Ama karısından da tatmin olmayan bir adam. Baldızını seviyor bir yandan, onunla birlikte olmak istiyor. Karısının karılık görevlerini yapmadığını iddia ediyor. Zengin olma hayalleri var. Evet. Zengin olma da yani çok değişik bir zengin olmamı. Acentem evet. Olacak, işte herkesi benden alacaklar. Bir şeye sahiplenmek istiyor. Birden çok şeyi, insan da dahiline sahiplenmek istiyor aslında. Güç aslında yani evet, sadece para istiyor. Değil de güç isteği var. Ya, saygı Seyit'in göreyim. Seyit'in dönüşü aslında. Evet. Seyit zaten hani saygı görme sürekli ezildiği için o ezilmişlikleri, yedikleri şeyi kırmak istiyor. Aslında ne olacak? Dönüşecek o da Veli Bey olacak. O başlayacak başkalarını ezmeye. Evet. Sonuçta şöyle, ne yaşarsan eğer onu farkında olmazsan onu yaşatırsın. Nasıl çocukken şiddet görüp sonra şiddet göstermen gibi. Veli Bey. Yani Veli Bey daha slick aslında. Bir aslında, diyalog evet. Geçmiyor. Sadece biz ama tahmin biz, ediyoruz. Biz bağlıyoruz. Bağlıyoruz. Çünkü oyunda o kadar birbirine bağlı ki ben Veli Bey'in boş geçirdiğini düşünmüyorum. Yani. Çünkü Veli Bey de aslında Cavit'in olmak istediği bir yerde. Evet. Yani yine bir Seyit'in seçimi oluyor. Ya ben şeyleri de düşünüyorum. Mesela isimleri de boş yerine yazmamıştım içerisine. Evet. Veli Bey de mesela Veli hani gözeten insanlara hani hakim olan, sahip çıkan diye görünüyor. Veli'nin zaten gazino sahibi, pavyon sahibi olduğuna bakarsak aslında ismini yaşatıyor. Evet, mesela Cavit ne kadar kıssak da izlerken, baldızına sulanan bir karakter evet, evet. Rolü çizse de belli ataklarda bulunuyor. Yani evet, tacizde evet, evet, kalıyor evet. Olayı. Ama Veli Bey mesela Sevtap'ı direkt işte aha. ilaç atıp evet, evet. Kötü yola düşürüyor. Aynen. Yani tabirle. Acımıyor yani gözünün yaşına ya direkt bakmıyor. Direkt şöyle zaten aslında uyarıyorlar
sevgiyi de sevkap demeyi daha olmadı. Bile bile lades mi diyor? Evet, bile bile diyor. Bedri ile konuşmasında geçiyor ya, ben güzelim. Artık evet. Çünkü sadece vücuduna bakıyor. Evet. O yüzden zaten o gideceği yol belli. Norman da Almanya'da çalışmış. Seyit'in aslında gitmek istediği Almanya. Evet. Ondan sonra oradaki kazandıkları parayla gelip burada apartman dairesi. Başka şeyler almış bir adam ve apartmanında yaşıyor. Evet. Biz tabii yine bunu yorumluyoruz seninle. Bir Neslihan sevdası var. Bu Neslihan da oyunda Sarı Hicran ve Neslihan diye evet. geçiyor. Seyit'in aşık olduğu kız diye bahsettiğimiz kişi aslında. Evet. Ama onda hani benim hissettiğim sanki o ünlü, böyle ünlü bir şarkıcı ve ona hiç ulaşamamış. Sadece posterlerinden ona ya da hareketlerinden, şarkılarından diye düşünüyorum. Ya da belki Almanya'da tanıştı böyle biriyle, yakınlaşamadı. Ya da Almanya öncesinde Seyit gibi yakınlaşmaya çalıştı, reddedildi ve onu platoniğe dönüştürdü. Kimseyle ilişki yaşamadı. Yani çünkü cinsel bir şey de var. Kadın hani apartmana baskılamak istiyor, kimseyle görüşmesini istiyor. Hem dokunmuyor, hem de dokunmasını da istemiyor. Daha onun cinsel yönden bir boşluğu var aslında. Aslında Seyit'te de var. Nasıl onu hemen öpmesiyle aşk sanıyor ya. Direkt geçiş olabilir Numan'a. Şeyi istiyor. Hani sen benim Neslihan'ım ol. Beğendiğim bir bedene kendi şey yaparsın. Aşık oldum ben dersin. Ve onu dönüştürmeye çalışırsın ya. Onun gibi. O aslında Seyit'i Neslihan yapmak istiyor. Onun istediği kişi Neslihan. Öyle aşklarda var ya. Evet, evet, yani saçını sen kesiyor. Sen benim istediğim ol falan. Mesela Sevtap saçını kesiyor. Hı-hı. Ama kesmeyeceksin. Uzat evet. onu yeniden, peruk alayım. Evet. Dediğin gibi hep bir Neslihan'a benzetme. Çünkü başkalaşıyor ya. Zaten konuşması, karakteri hiç o kadar sınırlı ki içki içmeyeceksin. İşte sigara içmeyeceksin, başkalarıyla görüşmeyeceksin. Hep beyaz giyeceksin. Tam istediği kişiyi yaratıyor aslında. Hayalindeki kişiyi yaratıyor. Neslihan'ın da ben öyle biri olduğunu sanmıyorum ki. O kadar tanıdığımı da düşünmüyorum Neslihan'ın. Satılmış, onu atladı. Satılmış. Seyit'in aslında daha çok olmak istediği diye düşünebilir. Çünkü Seyit'te de şey var hani abimi kurtaracağım, abimi de Almanya'ya götüreceğim. Hani bu kan davasından uzaklaşmak istiyor aslında. Satılmış, bundan bir tık uzaklaşmış. Kendi paçasını kurtarmış. Abisini de almak istemiş, gelmemiş. Sonra abisinin çocuğu olunca haber veriyorlar ona. O da gelmek için aslında hazırlanıyor. Ama evet. sonra ölüm haberi geliyor. Abisini çünkü, kan davasından dolayı evet, öldürüyorlar. Ya, bir erkek çocuk doğunca öldürüyorlar hmm. sırayla diye. Ya satılmış bunu tabii önlemeye çalışıyor. İki tarafla da konuşmak istiyor ama yani o zamanda da töre hala aynı da yani doğuda fark etmiyor. Ondan sonra o da hani nasıl benim abimi öldürürsünüz manasında başlangıçtaki olması gereken zorladıkları kişi aslında dönüyor. Tam o esnada Sevtap'la tanışıyor. Evet. Sanıyoruz ve ki... biraz sadece biraz ertelenme oluyor aslında. Evet. Hani vazgeçiyor bu fikrinden sanıyoruz hı-hı. ama evet. vazgeçmemiş aslında. Ya aslında belki de vazgeçiyor ama yine onu dürtüyor da olabilirler. Sonra öldürülüyor bir şekilde. Karşı evet. Haligiller tarafından. Haligiller. Sevgi de Sevtap'a dönüşüm aşamasına yine geçişlerinden birini evet. görüyoruz. Zaten satılmıştan sonra Numan var. Numan'ı anlattık. Ondan sonra ufacık bir Bedri kısmı var. Kim söylüyorsa Sevgi evden ayrılırken bir mektup yazılıyor ve Veli Bey'e gitmesi söyleniyor. Ha, evet. Satılmış oranın neresi olduğu hakkında uyarıyor. Bir kaderci bir tavrı da var değil mi kitabın evet. şimdi sen söyleyince? Yani biraz da böyle seçimler evet etkili evet, ama evet. bir yerde de hani hep kadercilik gidiş de yani. Yolu evet, oradan. Hep ona... Diyor. Ya sadece Doğru. gideceği yerden aslında biraz şey yapıyor, gecikiyor. Ama kendini ona hazırlıyor aslında. Tabii sürekli beden beden olan şeyine dönüşüyor, beden onu... güzelliğine dönüşüyor. Ya da hani Numan'da birini taklit ediyor, aslında olmadığı kişi oluyor. Sevtap'ta da aslında Sevgi değil, Sevtap artık o Sevgi'yi bırakmış ve Sevtap olmuş, kendini dönüştürmüş bir kadın oluyor. Çok kısa Bedri hakkında da konuşalım. Bedri aslında ya Seyit'ten daha bir uzak bir karakter. Seyit'ten en uzak karakter bence Bedri. Bedri 22 miydi, 25 miydi? 25. 25 mi? Cavit satılmış. O zaman Bedri. Bir evet. Seyit'in ve Numan'ın şeyi var. Yaşlı. Ya aslında bak bakınca Cavit olabilir. Satılmış olabilir Seyit. Ya da Bedri olabilir. Üçü de çok farklı.
Tabii diğerleri de olur ama yaş kıstasına bakınca hepsi aynı yaşta ve farklı şeyler yaşıyor. Bedri aslında daha şey işçi sınıfını gösteriyor. Çalışılıp kazanılan şeye daha çok önem veriyor. Ve böyle olması gerektiğini düşünüyor aslında diğerlerine göre. Ve şey aslında sevginin orada şeyini de görüyoruz. Mesela Bedri anlatıyor. Aslında iki kişisin gibi. Hem sevgiyi görüyor aslında onda hem sevtapı görüyor. Bunu söylüyor ama hani sevgi o kadar bunları hiç duymamış ki, böyle tasvir edilmemiş ki. Beni seviyor herhalde. Sevgi çünkü onda hiç açık değil. Ya da gösterilme şekilleri yani bir kadın çok erkek farklı. Arasındaki çekilişinin cinselliğe evet. dayandığını düşünüyor. Aynen. Ya da aşıktır hani dost olamaz, öyle evet. bir şey olamaz diye bir düşüncesi var. Ve direkt bana aşıksın sandım diyor. Hayır aramızda aşk olmayabilir ama çok güzel bir dostluk olabilir diyor. Yok. Sevginin bakarsa oyunda hiç dostluğunu gördük mü? Evet hiç artık. Hiç dost yok. Ablası bile o kadar dost değil bence ki izin veriyor gitmesine. Bedri işçi olması, hani işçi olmanda yardımcı olabilirim diyor. Burada hakaret mi diyor? Ben bu kadar güzel bir kadınken evet. kalkıp bu fabrikada çırpışamam. Evet. Ben film yıldızı olurum, şarkıcı olurum. Her şeyi olurum gözüyle bakıyor. İşte beni çağırdılar oraya gidecek. Bir yalan kısmı var şeydeki gibi aslında. Satılmış'a da diyor ya ben Türkücüyüm. Hayır aslında değilim falan sonra açığa çıkarıyor. Onun gibi ve şey diyor hani beni sevdin sandım. Orada aslında Bedri'nin de bir aşkı var. Ve işçi olan yine onun gibi kazanan bir insana olan aşkı var. Orada da yine bir isim geçmiyor ama Neslihan olabilir. Neslihan görüyor olabiliriz orada. Ve böyle bir geçiş var. Tabii Numan'ın baskısından artık kadın ya illallah ediyor. Kızı da var o zamanlar. Ondan sonra Bedri'nin de böyle yapıştığını görünce ben gideceğim. Hala tabii altyapısını biliyor ama ben türkücü olacağım. Şey gibi düşünüyor olabilir. Ben onların yaşadığı kaderi yaşamak zorunda değilim. Ben orada sadece ses sanatçısı olurum diye düşünüyor olabilir. Daha aslında yaşanmışlığı da çok var. Hani yok değil diyeceğim. Hani kanıyor diyeceğim ama yaşanmışlığı çok var. Ve sürekli hani oraya gidenin ne olduğu tasvir ediliyor oyunda. Ve kabul ediyor. Çünkü artık hani bedenine önem veren bir kadın. Ve seçtiği isim Sev Tap. Sev Bana Tap. Suna şeyin Sev Tap'ın kızı Satılmış'tan olma. Evet. Sev Tap'tan doğma Satılmış'tan olma. Suna zaten annesinin yaptığı şeyle bir alakası olduğunu düşünmüyoruz. Telefon konuşmasında şöyle bir şey geçiyor hani. Ben oraya geleceğim. Hayır gelme. Ben gelirim yanına. Çünkü evet. nasıl parayı kazandığını büyük bilmiyor. İhtimal bilmiyor. Onun da belki de sevgisini kaybetmek istemiyor orada. Çünkü toplumun bakış açısına bakarsak belli nasıl bakacağını ya da onun kızı derler diye belki düşünüyor olabilir. Ama Suna 17 yaşında tasvir evet. ediliyor. Sevtap da oyunun başına. Sevgiler 17 yaşında evet. tasvir ediliyor. Aslında tam ne kadar kırılma noktası gibi görünüyor aslında. Bir şekilde yine galiba hayat Suna'yı annesinin yaşadığı yoluna hayata getiriyor. Doğru. Oyunun sonunda Sevtap ölüyor. Hani ağır bir dram var. Çünkü 5 ay kalmış ve kızıyla kavuşacak herhalde. Ev taksidi. Evet onu bitirmeden bahsediyorlar. Ve o sırada Veli Bey artık onu istemediğini söylüyor. Zaten hani bir hastalığı var. Çoktan gelen bir hastalığı var ve kaybediyor, ölüyor. Suna'nın zaten gideceği yol annesi yok, babası yok. Evet, gideceği yol o kadar şey ki hani aslında çok belli gibi bariz bir yol var. Ama mesela Bedri'nin gösterdiği bir yol da var. Numan'ın evindeyken Sertap'ın konuşması var ablasıyla. Hani girdim işe, patron hani beni sıkıştırdı. Taciz etti bilmem ne çıktım kaçtım. Tabii buna da maruz kalabilir. Ama kalmaya da bilir ya da kalır değiştirir işini başka yere girer ve kalmaz. Aslında seçimine bağlı. Sevtap'ın yolu bir tık daha kolay gibi geliyor bana. Aslında kolay asla değil. Ama mesela işçi olarak bedenini çalış ya aslında orada da bedenini yani çalıştırıyor işte ama Sevtap'ın da annesi babası yok baktığı evet, zaman evet, sevgiliyken evet. kaçmak durumunda kalıyor yaşadığı evet, yerden sonra Suna'da da işte bildiğin gibi anne de ölünce baba zaten meydanda yoktu yıllar evet. önce ölmüştü Neslihan'a oradan da muhtemelen hücrana düşüyor demeyelim de yani hücrana dönüşüyor aynen. Ya başka bir şeyler olabilir yani Sevtap
daha kolay derken şunu kastediyorum aslında. Zaten olması beklenen yol setup sevgiden. Hmm. Hani ne olacak ya, nasıl babası yok zaten, gideceği yer belli derler ya. Hmm. Ama ona daha sert bir durup başka bir şey de olabilir. Mutlaka, mutlaka tabii ki. Ama mesela kitabın sonunda, oyunun sonunda Sevtap'ta da işten kovduğu zaman Veli Bey bunu. Öncesinde sürekli işte herkes Sevtap'a geliyor. Ben şu an yaşlı olsam da, gerçi yaşlı dediğimiz 34-35 yaşlarımda, öyle hayal ediyoruz. Ama sonra birden reddediliyor ve reddedilmek, hep bu reddedilmek onu aslında genelde üzüyor. Yani Numan'dan da o yüzden ayrılıyor. Benim işte cinsellik yaşamıyor benimle, beni reddediyor diyor. Bedri beni kadın olarak görmüyor diye onu reddediyor. Kadınlık var bak altta yine. Evet var. Burada da işte mesela Seyit diyor ki ona, abla diyor daha gençsin, güzelsin, başka yerlerde çalışırsın 5 ay boyunca. Hayır, hayır. Çalışamam yani. O yüzden zaten bu seçimleri, bu işte çalışamam değişiyor, kadınlıkla ilgili yaşadığımız problemler biraz da işte ölümüne de sebep oluyor aslında. Tabii hasta da bir taraftan da. Evet, evet, başından zaten bir süre başlıyor. Ama şöyle bir şey de var mesela, hani Cavit'te de var o, şeyde de vardı galiba, Satılmış'ta da geçiyor repliğinde yanılmıyorsam. İşte çok mu korkunçsun, üzüme niye bakmıyorsun, hani çok mu çirkin. Aslında Sevtap'ı güzel biliyorlar, biliyorlar. Onu aslında karşısında da kendini hep çirkin bulan bir şey var, Seyit'in versiyonları var. Ondan sonra ya Bedri aslında güzelliğin daha farklı bir şey olduğunu yansıtıyor. Tabii o onu pek sallamıyor ama ondan sonra da şey, kendini çirkin bulmaya başlıyor artık. Zaten orada yüksek ihtimal hani astrolist tarzı bir şey değil. Hani hem oynuyor dansöz. İki işi birden yapıyor hani, astroliste onu yaptırmazlar ya. Ve yeri değişecek gibi bir noktada bence. Hani alt sınıfta aslında ama o hala kendini en yüksekte görüyor. Şey aklıma geldi şimdi. Hep yazar ne aktarır yapıtlarına diye konuşuyoruz ya hayatında. Bu güzellik, çirkinlikle ilgili bir takıntısı olan biri miydi acaba? Yazarın mı? Evet. Ben olduğunu düşünmüyorum ama insanlığımızda çok var ya. Hı-hı. Dış görünüşüne göre de yargılıyoruz ya. Belki de böyle bir karakter yaratmak istedi bu yüzden diyorsun. Güzelliğine çok düşkün bir kadın ve çirkinlikten müzdarip olduğunu düşünen erkek karakteri gibi. Ya aslında hani ya Bedri aslında tam da bence yazarın vermek istediği. Böyle çalışıp kazanmak daha güzeldir. Hani böyle olmak daha güzeldir. O herkesin bir anda sabah sokağa çıktığı saat ya çok güzeldi falan diye. Ya Bedri de çok idealize ya. Sadece o zaman gitsin her çalışana aşık olsun. Hani tek, yok canım, tek şeyde çalışmak değildir ya. Hayır değil, değil canım ama hani şeydir mesela, nasıl diyeyim, senin ortak faydan olan insana daha çok karşı evet, olursun evet, ya. Evet evet, zaten idealize ediyoruz. Zaten bakış açısını falan da zaten işçi sınıfını anlatıyor dedik o prezentinden. Neslihan Hicran Esen ilişkisinden konuştum biraz o zaman. Şöyle aslında Neslihan hepsinde var. Hepsinde bir Neslihan geçiyor. Seyit'in aşık olduğu ilk baştaki Neslihan. Onu öpmesinden dolayı aşık oluyor. Ama Pavyona da Hicran. Ve biz bunu şey olarak düşünüyoruz. Aslında Suna'nın olabilecekleri diye düşünüyoruz. Çünkü mesela Numan da Neslihan olmasını istiyor karşısında. Yine Suna'nın bir versiyonu. Hani böyle olabilir. Ondan sonra Bedri'de de yine bir hani oraya gitme tavrı var. Zaten orada hep gösterilen örnek Sarı Hicran. Hep Sarı Hicran döner. Hepsinin aşkı Sarı Hicran. Ki Sarı Hicran demesinden Suna olduğunu çıkarıyoruz aslında. Sevtap'ın beline kadar sapsarı saçları var. Suna da zaten genetik olarak aynı olduğunu düşünüyoruz. Ve şey var, Seyit'in anlattığı yerde. Şöyle, öpüyor, öpüyor onu. Esen gitme, Esen benimle kal diyor. Ve şeyde de görüyoruz. Suna'yla telefonda konuşmasında Suna yanında hani evet. Esen var. Evet. Esen'in sana fotoğraflarını göndereceğim diyor. Hani erkek arkadaşı. Aslında yine biz onlardan şok yazarınızı yani yazmış bunları birleştiriyoruz. Sadece kafamızdaki soru işareti Erol. 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 Nurcan geçiyor bir de onu da. Ama Dinçer Sümer'in anlattığına göre Nurcan hepimizin hani çocukluk aşkı, hayali aşkı diye geçiyor. Hani ulaşılamayan yine bir Nurcan var. Gerisinde zaten bütün karakterleri anlattık galiba. İnşallah suç
lisan olmamıştır, düzgün anlatmışızdır karakterleri. Bence oyunu bu arada okuyun yani. Ne kadar anlatmış olursak. Çünkü ya ben biliyorum ki mesela şimdi Ayça ile beraber bir daha okuduk. Ve farklı noktaları yine görüyoruz. O kadar iyi işlemiş ki adam. O kadar kenetlemiş ki hayatları birbirine. Her okuduğumda ben başka bir şey kapabilirim. Oyunun sende uyandırdığı duygu. Tek kelimeyle. Tek kelimeyle acı. İki kelime hayal kırıklığı. Şöyle hani yaşanması gerekenler diye düşünüyoruz ya. Aslında o hayatın ona sundukları ve onun seçtikleri. Hep şeyde de, Seyit'te de var hayal kırıklığı. Aslında Seyit'in bütün versiyonlarında hayal kırıklığı var. Bedri'de yok sadece. Bedri zaten gökten inmiş bir melaki. Veli'de de hiçbir şey yok. Emare. Ya Veli neden oraya gelmiş? Evet. Hani Cavit hep ezilmişlikten çıkıp Veli olmak istiyor ya. Aslında Veli'nin de altında bence var. Yoksa bir anda insan pavyon sahibi olayım hani insanları satayım bir düşüncesine girmez yani hani anladın mı? Yani o bir tık hani bir şey vardır çocukluğunda vardır belki bir şey ya da hani belki de Sevtap gibi bir şey vardı annesi vardı ya da Sevtap gibi annesi vardı terk edildi ya da hani şeydir annen öyledir ve onu bilerek onun çocuğu diye büyütülür. Onun çocuğu. Hani onun çocuğu derken hani Sevtap'ın çocuğu. Evet, Sevtap evet. Şey diye geçtiği için. Evet. Belki de öyle. Oyunun cümlesi. Seni en çok etkileyen cümle. Oyunun cümlesi deyince ben bunu bayağı bir açacağım şimdi. Hazırlıklı ol. Oyunun aslında ilk okuduğumda burayı trak yapmamalıyım, burayı yapmalıyım. Beni daha çok etkiler diye düşünmüştüm. Ama ben biraz daha doğaçlamalarda dram üzerine gittiğim için. Hani dedim ki arkadaşlar zaten alışkın benim bunu yaptığıma. Normal tiradını yapayım. Şey sahnesi, Numan'ın evinde ablasıyla konuşuyor. Doğum günü. Doğum günüm, saçlarımı kestim diyor. Ve kendime bir hediye aldım diyor. Bu telefonu aldım. Bu oyuncak telefonu. Orada aslında uzun, bayağı bir uzun bir yer var. Ve aslında kendi kendine konuşuyor. Karşısında biri varmış gibi. Ve ona özlemini anlatıyor. Zaten ondan sonra bir orada kopuş var. Abla çok özledim. İstiyor ki hani ablası bana ulaşsın çünkü hayatında sadece kan bağı olan o var. Suna var aslında ama o Suna onu küçük ya anlayamaz o dönemde. İlk bunu düşünmüştüm ve yani ben oyunları okurken yaşıyorum gibi biraz. Yani hani orada kalıyorum mesela bir saat yarım saat oradayım. Nasıl falan diye ağlıyorum. Bu sefer ikinci okuduğumda da Satılmış'la konuştuğu sahne var bekleme odasında. Yani şey diyor işte hani evine dön. Çalışıyor. Şey sahnesi var işte evine dön diyor. Hani dönecek yerin yok mu? Nerede kalıyordum? Ablamın yanında kalıyordum. İşte ablam mı istemiyor seni? Hayır. Enişten mi istemiyor? İstiyor diyor. Ama o istiyor onu. Öyle bir hani zaten orada tacize uğrayan bir kız. Belki de tacizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum ben. Tecavüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Numan'da böyle bir isteğe geçişi, ödeme yöntemi çok şey geliyor, çabuk geliyor. Belki de hani ablasıyla kalıyor, onların evinde sığındığı için tacize boyun eğiyor. Çünkü sürekli taciz devam ediyor ama aslında bir yerden sonra kopuyor, kendini kurtarmak istiyor. Tecavüz belki de oldu. Taciz öyle bir ileri seviyeydi ki yine bir ödeme şekli vardı. Taciz hani izin veriyorum. Bedenimi kullan. Güzelliğimi kullan vardı. Numan'da da işte ödeyeceğim sana böyle ödeyeceğim. Ki bu da çok şey. Ödeme şeyi hani şey değil hani bir yerde çalışayım ben sana ödeyeyim değil. Değil evet. Daha işte bu kolaya kaçıyor derken bu. Anladın mı? Çalışıp onu hemen ödeyemezsin. Ben seninle birlikte oldum. Şu an hesabımız kapandı. Yani bilmiyorum daha bilmiyorum bana ne çok kolay geliyor. Ya aslında çok zor ya onu yapmak çalışmak daha kolay aslında ama onun seçimine göre o daha beklendik son. Beklenilen son. Senin anca gideceğin budur. Ya da nedir mesela hani yurtta büyümüştür ya da sokak çocuğudur. Sen anca tinerci olursun, hırsız olursun. Ama doktor olması mesela ona daha şey kadar. Hani doktor olmuş, nasıl olmuş ya?
yine tabii insanların kafasında buradan geldiği soru işaretleri olur. Altında olur. Yani hani hep altında durur hani yine gelir senin arkadaşındır ama olduğunu bilirsin ya. Yine bir evde mesela göz edersin. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Doğru söylüyorsun diye onaylıyor. Onaylamaya göre. O aşağıdaki bağırıyor ya. O yüzden daha kolay seçim gibi geliyor. Bunu nasıl yorumlayacaklar bilmiyorum. İnşallah dediğin gibi anlamışlardır da. Serbest konu. Seçimler ve yaydığın enerji konusunda bağlayalım dedik. İlk başta biraz söylemiştim aslında sevgi. Sevgi gerçekten sevgiyi istiyor ama nasıl istediğini bilmiyor. Mesela Cavit ona aslında sevgi veriyor. Ama Cavit'te kayıtlı olan sevgi sadece cinsel. Hani ona verebileceği sadece o sevgi var. Başka şekilde ona karşılık veremez. Ya da mesela şeyde de satılmışta da koruma şeyi var mesela. Sevgisini, kardeşine olan sevgisini gösteriyor aslında öldürerek. Ben seni o kadar çok sevdim ki başkasının canını aldım. Aslında başta hiç öyle bir karakter değil. Ama itine dönüyor. Vurma, öldürme biraz daha bizim itimizde ya. Doğamızda var. Ona dönüyor. Şey, sadece içinden gelen bir duygu mu yoksa ailesiyle töre biraz öyle bir şey ya. Hı-hı. Yani ailesi tarafından dışlanmama korkusu da bir sürü duygu işe geçiyor aslında. Evet, evet, evet. Yalnız kalmama. Hı-hı. Bir sürü aynen ona geçiyor çünkü elle tutulur bir yanda şimdi doğmuş bir şey de var. Yani yeğeni de var, onun karısı da var. Ya aslında töre zaten yani adam bitirmek istiyor anladın mı? Ama onlar diyor ki işte en son siz bizden can aldınız biz de sizden alalım ondan sonra keseceksek keseriz. Ne bu ya? Şey gibi sanki şöyle sana dokunduğumda ben sana can verebiliyorum gibi yani o kadar basit bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Yani baktığın zaman evet. Aslında o abisinin oğlu babasız kalmıştı. Evet. O gidip oradan birini bulunca şu an amcasız da kalmış oldu. Aslında daha da kimsesiz kalmış evet. Oluyor. Yani bir çözüm, bir kurtuluş üretilmiş evet. Olmuyor yani. Şey diye düşünüyor olabilir çünkü babası da öldürülüyor ya. Belki de kendi çocuğunu kendi yerine koyuyor ve öcünü almak istiyor. Belki de ona dönüşüyor işte. İte o gönderiyor belki de onu. İşte ben bunları yaşadım. Ne yapacaksın? Onu vurup ne yapacaksın? Ay çocuk gerçekten dediğim gibi daha aslında kimsesiz kalıyor. Belki o kadında bile bir dönüşüm var yani sev tapabiliyoruz. Belki onda bile var. Çocukta da yine bir şey oluşumu var belki. Tekrar baştan Cavit oluşumu var yani. Olabilir. Yani o bile var bak şu an bunları yine görüyoruz. Aslında hepimiz sevgiden mi geldik ya da Seyit'ten mi? Hayır. Oraya dönüyoruz sanki Adem'le Havva gibi. Ya o kadar aslında birleşik yaşam var ki. Babu konuşurken evet. Şu an öyle düşünmemiştik aslında. Gel paşa gel. Oradan bağırma çocuğum gel bağır. Araştırmalar yapmış. Ondan sonra işte aslında o kadar çok hani roman yazmış, şiir yazmış, tiyatro oyunu yazmış, film ve tiyatroda oyunculuk yapmış, dramaturgluk yapmış, sanat danışmanlığı yapmış Süleyman Demirel zamanında. Ondan sonra ödüller almış. Peki bir de bugün bir performans deneyeceğiz. Peki, yapacağız diye bir deneyeceğiz. Çünkü şu ana kadar çok olmadı yani. Ya olduğu kadar hissiyat önemli evet. Diye düşünüyoruz biz performansta. Dans nasıl oldu sende? Dans nasıl başladı? Dans aslında şöyle, ben ya küçükken hep şey vardı, hani böyle Brad kızlarının filmleri, hep şey, hem filmde oynuyorlar, hem dans ediyorlar, işte hem şarkı söylüyorlar. Ben de küçükten kodlamışım gibi yani. Hem istiyorum ki biraz şarkı söyleyeyim, hem biraz dans edeyim, hem biraz oyunculuk olsun. Ya. Hepsinden var ama biraz var yani. Hani sesimi bazı yerlerde kontrol edebiliyorum. Hani dans bir tık var. Oyunculuk şu an bir tık var. Yani hepsi bir tık aslında. Hayallerimi yaşıyorum. Şükürler olsun. Ya şey yapmıştım. Ben hep aslında şeye gitmek istiyordum. Hip-hop'a gideyim. Hip-hop istiyordum. Çünkü çok hareketli. Ve ben eşli dansları sevmiyorum. Kendi kontrolümde bir dans. Hip-hop güzeldi. Orada Gökhan hocam var. Selam çok seviyorum kendimi. Gökhan hocam var. Gökhan Şimşek bu arada bakmak isteyenlere. Kendisini aşırı seviyorum. Çünkü yani bir hocadan daha fazlası.
Senin düşmeye izin vermiyor. Seni kaldırmaya çalışıyor. Bir Bedri gibi mi falan atıyormuşum, oyuna bağlıyorum. Oyuna çıkıyoruz falan. Evet. Sürekli seni düşmeye izin vermiyor mesela. Hani yapamadığın düşme yapıyorsun aslında. Hep seni bir şey yapıyor. Hayata karşı da şey yapmaya çalışıyor. Zaten senin yaptığın, sen bu kadarını yapabilirsin. Aslında herkes şey değil, hani hepimiz doktor olacağız. Hayır, ben işçi olacağım. Belki ben sokak çocuğu olacağım ve sen doktor olacaksın. Hepimiz aynı olursak zaten ne farklı, yaşayamayız ki. Robot. Gittim işte deneme dersine, ben bayağı açıyorum. Deneme dersine gittim. Burada o kadar çok eğlendim ki. Sonra devam ettim falan. Daha çok şey var, bilmiyorum. Hissetmek, hissiyatla ilgili bir durum var bende çok. Galiba hani orada şarkıyı hissediyorum, yapabildiğimi hissediyorum. Ve bayağı çocukluktan gelen bir şey yaptığım için çok mutluydum. Şu an tabii dans etmiyorum, pandemi var arkadaşlar. O yüzden ama çok seviyorum, dans etmeyi de aşırı seviyorum. Şu an biraz uzağız ama o performans deneyeceğiz. Tabii şey değil, hip hop değil bu. Biraz bu arada... modernimsi yani. Bu arada biz daha böyle işte hip hop, eğlenceli bir şeyler yaparız falan diye konuşmuştuk başta Sevcan'la. Sonra arkadaş eski fotoğrafları seçince nasıl ya, bağlayamayız. Dedik ne alaka hani. Aynen, bağlayamayız. Daha... Şimdi biraz daha slow gibi. Aslında seçtiğimiz şey yine sevgiyle ilgili yani. Şarkının adı Seni Seviyorum Zaten. Yine oradan sevgiye bağlıyor, sevgi sevda ilişkisine. Orada da aslında içini göstermek tarzında sözleri de olan şey, bir Elish'in, Eilish diye de geçiyor olabilir yani, söylemeyeyim şimdi. Onun şarkısı ve Gavin Hooks'un şeyi, koreografisi, onu deneyeceğiz. Yani deneyeceğiz gerçekten. Uyarladık. Hani... Dönüşleri yapamıyoruz. Ya dönüşleri biz kafamıza göre. Bizim amacımız sadece duyguyu vermek. Dans etmek değil. O yüzden hani modern dans gibi biraz. Böyle biraz sıvıyalım ki yani. Kötü oldu canım. Arkadaşlar izlemesin. Bu deneyi. Hani biraz sıvıyalım, beğenmezseniz hani. Sadece deneme diyoruz o yüzden. Deneme yaptık diyoruz dersek, çünkü daha farklı bakarsınız. Deniyoruz dersek daha çok beğenebilirsiniz. Köyde çıldırmacalar. Evet. Önce. Şu an mesela benim sırtım yanıyor. Neden be? O zaman teşekkür ederim. Bu sohbet ben için. Teşekkür ederim. Birazdan denemelerle karşınızda olacağız. Neler yapacağız, neler. İnşallah. Kapattık. Güzel. Çıktık. Teşekkürler.